İsmim Engin. Ankilozan spondilit hastasıyım. Teşhisim Düzce'de konuldu ama teşhis konulana kadar yaklaşık bir 7-8 tane doktor gezdim. Benim ağrılarım kalçamla başlamıştı. Geçmeyen ağrılar ve sabahları inanılmaz derecede tutuklu kalkıyordum. Daha sonrasında üniversite hastanesinde bir profesör doktora muayene oldum ve bunun sonucunda tetkik, yani çok kapsamlı tetkikler sonucunda hani daha önceki doktorların da hani katkılarıyla bana ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Daha sonra tabii ki tedavi aşaması başladı. Bu tedavi aşamasında çok yoğun bir şekilde ağrı kesici ve diğer ilaçların kullanımı söz konusu oldu. Enteresan da ilaçların prospektüslerini incelediğimiz zaman yani inanılmaz derecede yan etkilerinin olduğunu gördük. Bu kadar yan etkinin olduğu ilaçları kullanmak hani bir hastalığı düzeltirken veya düzeltmeye çalışırken birçok fonksiyonumuzun zarar göreceğini anladık. Çok fazla kullanmadım açıkçası. 2-3 ay o ilaçları kullandım. Evet, ağrılarımızı geçirmişti. Ve aynı zamanda bu ilaçların bağışıklık sistemimizi baskıladığını da biliyorduk. Bu şu demek, bağışıklık sisteminiz zayıfsa bu çok çabuk hasta olabileceğiniz, diğer hastalıklara da çok çabuk kapılabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu bir rahatsızlıksa, bu bir hastalıksa illa ilaç kullanarak hani düzeltilmemesi gerektiği taraftarıyım. Tüm diğer hastalıklarda da olduğu gibi. Sizin de beni izlediğiniz gibi ben de diğer hastaların bu şekilde videolarını izleyerek Ceyhun Hoca'yı keşfettim. Daha sonrasında kalktık Düzce'den, Bursa'dan. Aynı zamanda Bursalıyım da. Orada da birçok doktora da gittim. Buralara geldik. Ceyhun Hoca ile tanıştık. Tedavi yöntemlerinden bahsetti. Onları anlattı. Tamam dedik, başladık ve bu kliniğe yani Ceyhun Hoca'ya başladıktan sonra bir iki ayda ağrı kesici kullandım ve ondan sonra hemen hemen bir 14-15 aydır ağrı kesici dahi kullanmıyorum. Şu an iyiyim. Yani ağrılarım çok nadir olsa da var ama tabii bu hastalıkta ağrılar çok sık görülüyor ama ben o kadar sık ağrılar yaşamıyorum. Tabii ara ara böyle alevlenme dönemleri olabiliyor belki ama şu an için kendimi gayet iyi hissediyorum. En çok sevindiğim nokta bu hastalıkla uğraşırken bağışıklık sistemimin yıpranmaması. Yani çok enteresandır. Ben 2 yıldır grip dahi olmuyorum maşallah diyeyim. Çünkü gerçekten yapılan tedaviler, uygulanan beslenme programları vesaire, egzersizler bunlar sizin bağışıklık sisteminizi daha da güçlendiriyor. Ve böylece hani basit grip gibi hastalığa yakalanmanızı bile engelliyor diyebilirim. Ankilozan spondilit şöyle bir rahatsızlık. Günlük hayatınızda aktifken zaten çok fazla ağrı hissetmiyorsunuz. Dinlenme esnasında ağrılarınız daha çok yükseliyor. Sürekli hareket halinde olmak istiyordum. Çünkü akşam eve geldiğiniz zaman, oturduğunuz zaman özellikle de yoğun bir gün geçiriyorsanız akşam şöyle bir dinlenmek istiyorsunuz. Ne kadar hasta da olsanız hani bir kaslarınızda bir yorgunluk oluyor. Bir dinlenmek istiyorsunuz. 1-2 saat oturduğunuz zaman işte ufak tefek bel ağrılarınız, sırt ağrılarınızı hemen anlayabiliyorsunuz. Ve özellikle ben hani biraz da başlangıcıydım açıkçası. Sakroiliit dediğimiz başlangıç kısmı. Benim kalçam çok ağrıyordu. Kalça kemiklerim inanılmaz derecede ağrıyordu. Yatakta uyandıracak cinsten, yani uykudan uyandıracak cinsten bir ağrılar meydana geliyordu. Yani sağdan sola, soldan sağa dönme çok zor gerçekleşiyordu. Yani inanılmaz derecede ağrılı oluyordu. Yataktan kalkmak, işte elinizi yüzünüzü yıkamak için bir 10-15 dakika süre geçmesi gerekiyordu. Yani biraz daha hareket edildikçe açılıyorsunuz ama tabii ki bu hiç hoş bir durum değil. Tabii bu daha da ilerleseydi belki daha da ağır bir durumlar meydana gelebilirdi. Bel, sırt, boyun tutulumları olabilirdi. Allah'tan oralara gelmeden böyle bir tedaviye başladık. Dediğimiz gibi hep bitkisel takviyeler, egzersizler, işte beslenme programı. Yani en önemlisi o. Tabii burada biraz da sabır işi. Yani gerçekten %100 uyumak çok zor ama %100'e yakın uysanız bile yani bu inanılmaz derecede bir fark yaratıyor yani gerçekten. Ben memnunum. İlaç kullanmadan, kimyasala bulaşmadan öyle söyleyelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an iyiyim. Hani dediğim gibi hani 1,5 yıldır hemen hemen ağrı kesici kullanmıyorsam demek ki çok fazla ağrılarım olmuyor. Ya da olsa bile demek ki
o ağrılara ağrı kesici kullanmadan katlanabiliyorum demektir ki burada gerçekten bu hastalıkta hani ağrılar inanılmaz derecede, inanılmaz boyutlara çıkabiliyor. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir rahatsızlığı olan arkadaşlar hani gönül rahatlığıyla Ceyhun Hoca'yı tercih edebilirler. Şehir dışında olsanız bile hani sağlık yapacak bir şey yok. Bazen zor olabiliyor maddi manevi ama yapacak bir şey yok. Bu kadar ağrıyı çekmekten iyidir diye düşünüyoruz ve bizim bu hastalıkta da biraz da gelecek sıkıntımız var. Hani biliyorsunuz kamburluk vesaire. Yani bunun da önüne en tabii en doğal yollarla bu şekilde geçilebileceğini düşünüyorum ve sadece hastalık dolayı hani hastalıktan dolayı değil mesela sadece ankilozan spondilit bu hastalığımı tedavi ediyorum diye gelmiyorum buraya. Aynı zamanda sağlıklı kalabilmek, sağlıklı olabilmek, diğer hastalıklardan korunabilmek için de aynı zamanda burayı tercih ediyorum.